9. sınıf biyoloji. 14. adım. Virüsler, bakteriler, arkeler. Beraber giriş yapalım arkadaşlar. Virüsler, virüslerin yapısı. Virüs kelimesi Latince'de zehir anlamına geliyor arkadaşlar. Virüsler keşfedilmeden önce virüs kaynaklı hastalıklara bakterilerin neden olduğu sanılmaktaydı. Ancak 19. yüzyıl sonlarına doğru keşfedilen virüsler elektronik mikroskobunun da gelişmesiyle ayrıca bir yapı olduğu anlaşılmıştır. Virüsler hücre zarı, sitoplazma, çekirdek, organel gibi temel hücresel kısımları bulundurmazlar. Virüsler hücre zarı, sitoplazma, çekirdek ve organel gibi temel hücresel kısımları bulundurmazlar. Kendi başlarına çoğalamazlar. Virüslerin çoğalabilmeleri için arkadaşlar canlı bir hücrenin bulunması gerekir. Bu yüzden virüslere biz ne diyoruz? Virüslere zorunlu hücre içi parazite. Kendiliğinden çoğalamazlar. Canlı bir hücreye, konak hücreye ihtiyaç duyarlar. Bu yüzden zorunlu hücre içi parazite olarak adlandırırlar. Ortamda uygun konak hücre bulunmadığı zaman kristal yapıya dönüşürler. Uzun süre bu yapıda kalabilirler. Arkadaşlar kristal yapıya dönüşüp uzun süre bu yapıda kalabilirler. Tüm bu özelliklerden dolayı virüsler canlı olarak kabul edilmemektedir. Virüsler canlı kabul edilmemektedir ama konak hücre bulup çoğalabildiği için de canlı özelliği gösterebilmektedir. Canlı ve cansız arasında bir yapı olarak kabul ediliyor arkadaşlar. Virüslerin yapısında genom olarak DNA ya da RNA. Burası önemli arkadaşlar. Dikkat edeceğiz. Bir virüste DNA ve RNA ikisi bir arada bulunmaz. DNA ya da RNA bulunur. Genomun etrafında kapsit adı verilen protein yapılı koruyucu bir kılıf vardır. Virüsler çok küçük yapılı oldukları için ancak elektron mikroskobu ile görülebilirler. Arkadaşlar bakıyoruz sağdaki şekilde. Virüste temel arkadaşlar hücresel yapılar yok. Hücre zarı, çekirdek, ribozom, sitoplazma yok. Sadece genom dediği arkadaşlar, genom dediği DNA, genom dediği arkadaşlar DNA ya da RNA, bir de arkadaşlar protein kılıf, kapsit dediğimiz protein kılıf var. Bir de kuyruk kısmı vardır ki konak hücreye tutunacağı yerler buralardır arkadaşlar. Temel hücresel yapıları yoktur. Virüsler bulundukları nükleik asit çeşidine bir göre gruplandırılır. Örneğin hepatit B ve uçuk virüsleri DNA virüslerdir. DNA virüsleri ya da RNA virüsleri olarak açıklanıyor, adlandırılıyor arkadaşlar. Örneğin kızamık ve sil virüsleri deride, AIDS virüsü bir çeşit ak yoranın T lenfosit hücrelerinde çoğalır. Demek ki virüsler de hücreye özgüdür arkadaşlar. Her virüs çeşidi sadece belirli hücre ve dokularda çoğalabilir. Kızamık ve sil deride, örneğin kızamık deride, AIDS virüsü de bağışıklık hücresi olan T lenfosit hücrelerinde çoğalabiliyor. Virüsler metabolik faaliyet gösteremedi. Yani metabolizmaları olmadığı için antibiyotiklerden etkilenmezler arkadaşlar. Yüksek sıcaklık, radyasyon, asit baz gibi faktörler virüsleri etkiler. Virüslerin çoğalması, virüslerin çoğalma mekanizması ile ilgili araştırmalarda arkadaşlar, virüslerin çoğaldığı bakteriler de bakteriyofajlar sık bir şekilde kullanılmaktadır. Bakteriyofajlar ya da kısa adıyla fajlar, bakteri hücrelerinde çoğalan DNA virüslerdir. Virüslerin çoğalmasını arkadaşlar biz bakterilerde daha çok bakteriler kullanıyoruz. Virüslerin genomu konak hücre içinde yeni virüslerin üretimini sağlar. Arkadaşlar şekil üzerinden gidersek öncelikle virüs konak hücresi geliyor arkadaşlar. Virüs kuyruk kısmı ile arkadaşlar burada hücrenin yani bakteriyofajın zarına tutunuyor. Virüs konak hücrenin duvarına tutunur, DNA'sı hücre sitoplazmasına geçer. Virüsün protein kılıfı değil de virüs DNA'sı ya da DNRNA hücre sitoplazmasına geçer.
Virüs DNA'sı konak hücrene virüs proteini ve virüs DNA'sını kopyasını üretmesinde rol alır. Arkadaşlar bu DNA, virüs DNA'sı konak hücrenin virüs proteinini ve virüs DNA'sının kopyasını üretmesinde rol oynar. Sonra virüs proteini kılıf yapımında kullanılır. DNA'da bulunan bunun içinde paketlenir. Kuyruk fibriller ve diğer kısımlar kılıfa eklenir. Yani bir virüs DNA'sını konak hücreye aktardığında DNA'sını arkadaşlar o hücreyi artık kendi DNA'sını ve proteinini sentez etmek için o hücreyi kullanır. Bir virüsten birden çok arkadaşlar birden çok virüs olur ve bu virüs de hücreden çıktığı zaman çok sayıda virüs konak hücre parçalanır ve virüsler dışarı çıkar. Virüsler arkadaşlar aynı mekanizma ile yeni konak hücrelerde tekrar çoğalabilir. Bir tanesi diğer başka bir konak hücreye gider. Bu şekilde bir virüs birden çok hücreyi etkileyebilir arkadaşlar. Virüslerin neden olduğu hastalıklar ve tedavi yolları. Virüslerin çeşitli bulaşma yolları vardır. Örneğin nezle ve grip virüsleri solunum yoluyla. Arkadaşlar virüslerin bulaşma yollarına bakıyoruz. Nezle ve grip virüsleri solunum yoluyla. AIDS, kuduz ve hepatit virüsleri ise kan yoluyla bulaşabilmektedir. Virüs bulaşmış bazı hücreler interferon adı verilen maddeler salgılar. Arkadaşlar virüslere karşı savunma yoludur. İnterferon hücreler tarafından sentezlenir. İnterferonlar antimikrobiyal proteinlerdir. Yani interferon komşu hücrelere sızarak bu hücrelerde virüslerin çoğalmasını önleyen başka kimyasal maddelerin üretilmesini sağlar. Grip, nezle gibi hastalıklarda virüslerin hücreden hücreye yayılması bu şekilde önlenebilir. Arkadaşlar, virüslere interferon yeterli olmayabilir. O yüzden virüslere karşı arkadaşlar bazı aşılar üretilmiştir. Örneğin arkadaşlar hepatit, kızamık, su çiçeği, çocuk felci gibi hastalıkların koruyucu ya da tedavi edici aşıları bulunmaktadır. Aşıyla arkadaşlar tedavi yoluyla AIDS'li kişilerin de uzun bir yaşam sürdürebilmeleri için tedavileri devam edebiliyor. Virüslerin neden olduğu hastalıklarla baş etmek için bağışıklık sistemimizin arkadaşlar güçlü olması gerekir. Temizlik kurallarına uymalı, aşı olmalı ve bağışıklık sistemini güçlendirici besinlerle beslenmemiz gerekir. Arkadaşlar birinci örneğimize bakıyoruz. Yukarıdakilerden hangileri virüslere ait özelliklerdendir? Tek çeşit nükleik asit bulundurma. Evet arkadaşlar, virüsler tek çeşit nükleik asit bulundurur. DNA ya da RNA. Sadece canlı hücrelerde çoğalabilme. Ribozom organlarına sahip olma yok. Hiçbir hücresel yapıya sahip değil. Doğru cevabımız Ceyhan olacak. İkinci örneğimiz arkadaşlar. Çocuk felci virüsü nükleik asit olarak RNA içerirken bakteriyofaj virüsü DNA içermektedir. Bu iki virüs çeşidinde yani RNA içeren ve DNA içeren virüs çeşidinde hangileri ortak bulunur? Arkadaşlar ökaryot hücrede çoğalma. Arkadaşlar bakteriyofaj virüsü bakteride çoğalabilir. Ökaryot hücre ortak olarak sayamayız. Konak hücreye zarar verme. Her iki virüs de konak hücreyi kendisi için kullanır. Genom etrafında kapsit bulundurma, protein kılıf bulundurma her iki virüs için de ortaktır. Doğru cevabımız arkadaşlar E şıkkı olacaktır. Doğada canlılar hücre yapısına göre, prokaryot ve ökaryot canlılar olmak üzere iki büyük gruba ayrılırlar. Canlılar prokaryot ve ökaryot olarak. Prokaryot canlılar arkadaşlar, bakteriler, arkebakteriler. Prokaryot canlılar. Ökaryot canlılar, amip euglena gibi canlıların olduğu protist alemi, mantarlar, bitkiler alemi ve arkadaşlar kalabalık bir grup olan hayvanlar alemi ökaryot hücre yapısına sahiptir. Bakteriler
Prokaryot hücre yapısında. Prokaryot hücre yapısında ve birçok türü bulunan arkadaşlar geniş yaşam alanına sahip canlı grubudur. Birçok yaşam alanına sahip canlı grubudur. Tüm canlılarda olduğu gibi arkadaşlar, tüm canlılarda olduğu gibi bakterilerin de seçici geçirgen hücre zarı vardır. Bakterilerde hücre zarı var. Aynı zamanda hücre zarının üzerinde hücre duvarı da bulunur. Hücre zarının üzerinde hücre duvarı da bulunur. Ancak bitki hücrelerinde seliloz iken bakteri hücrelerinin hücre duvarı seliloz değil arkadaşlar. Peptid zincirlere bağlı polisakarit çeşidi olan peptidoglikan hücre duvarının yapısını oluşturur bakterilerde. Arkadaşlar, sitoplazma içinde DNA'sı, RNA, ribozomu, yağ tanecikleri, glikojen, protein ve %90 oranında su bulunur. Arkadaşlar, bakterinin depo maddesi glikojendir. Bunu da biliyoruz. Bakteri DNA'sı sitoplazmada çekirdek alanı denilen bölgede bulunur. DNA zar ile çevrili değildir. Onun için arkadaşlar, bakteri DNA'sı ne demiştik prokaryot hücrelere? Zarla çevrili çekirdeği ve zarlı organeli olmayan hücreler. DNA'da zarla çevrili değildir bakterilerde. DNA molekülü çift zincirli sarmal ve halkasaldır diyoruz. Arkadaşlar, tüm bakteri türlerinde hücre zarı, hücre duvarı, sitoplazma, DNA, RNA, ribozom organeli. Bunlar arkadaşlar tüm bakterilerde ortak olarak bulunur. Zaten Golgi, mitokondri, RNA, lizozom zarlı organel olduğu için bakterilerde bulunmaz. Bazı bakteri türlerinde arkadaşlar, bazı bakteri türlerinde polisakaritten oluşmuş koruyucu bir kapsül bulunur. Buraya dikkat edeceğiz arkadaşlar. Az önce söyledik, o tüm bakterilerde bulunan. Şimdi bazı bakteri türlerinde diyeceğiz. Bazı bakteri türlerinde kapsül bulunur. Kapsül bulunduran bakteriler ortam şartlarına karşı dayanıklıdır. Ortam şartlarına karşı dayanıklıdır. Bu bakteri türleri genellikle hastalık yaparlar. Patojen bakteriler. Demek ki arkadaşlar, bazı bakterilerde kapsül var. Kapsül bulunan bakterilerde genellikle hastalık yapan patojen bakterilerdir. Aktif hareket eden bakteri türlerinde kamçı bulunur. Bazı bakterilerde kamçı bulunur. Bakteri türlerinde bazılarında sahip olduğu pilus denen kısa uzantılar bakterinin çeşitli yüzeylere tutunmasını sağlar. Demek ki bazı bakterilerde de piluslar vardır. Çeşitli yüzeylere tutunmayı sağlayacak. Bakterinin sitoplazmasında canlının genetik özelliklerini kodlayan DNA molekülü dışında arkadaşlar, DNA molekülü dışında bağımsız çoğalabilen halka şeklinde küçük DNA parçacıklar bulunabilir. Bu DNA parçacıklarına arkadaşlar, DNA molekülü dışında küçük DNA parçacıkları, biz buna ne diyoruz arkadaşlar bakteride? Plazmit diyoruz. Plazmitler bakterinin antibiyotik ve diğer bazı kimyasal maddelere karşı direnç oluşturmasını sağlayan genler içerir. Demek ki arkadaşlar, plazmit bazı kimyasal maddelere karşı direnç oluşturmasını sağlayan genleri içerir. Oksijenli solunum yapan bakterilerde mezozom bulunur arkadaşlar. Hücre zarının katlanmasıyla oluşan, ökaryot hücrede mitokondrinin yaptığı görevi gerçekleştiren bakterilerde mezozom yapısı bulunur. Fotosentez yapan bakterilerde klorofil bulunur. Arkadaşlar, buna dikkat edeceğiz. Fotosentez yapan canlılarda kloroplast bulunur diye öğreniyoruz. Ama bakterilerde kloroplast olmadığı için serbest klorofiller var. Arkadaşlar, bakteriler fotosentezi klorofil moleküllerinde gerçekleştirir. Bazı bakteri türleri uygun olmayan ortam koşullarında arkadaşlar endospor oluşturur. Endospor bakterinin sitoplazmasında oluşur. Endospor bakterinin sitoplazmasında oluşur arkadaşlar. Hücre DNA'sını kopyalarken bir kopyayı dayanıklı bir duvar ile çevirir. Olumsuz koşullarda hücre parçalansa bile endospor bu durumdan zarar görmez. Ortam koşulları yine eski haline geldiğinde
Normal eski bakteri ya dönüşür. Arkadaşlar endospor oluşumu bir üreme şekli değildir. Endospor sadece olumsuz şartlarda bakterinin yok olmasını engelleyen koruyucu bir durumdur. Bakterilerde üreme. Bakterilerde eşeyli ve eşeysiz üreme görülür arkadaşlar. Eşeysiz üreme bakterilerde bakterinin eşeysiz üremesi arkadaşlar bölünerek üremedir arkadaşlar. Bakteriler çok hızlı bölünebilir. Uygun koşullarda örneğin 20 dakikada bir bölünebilir. Bulundukları ortamda sayıları hızla artar arkadaşlar. Alkol, asit, çeşitli gaz molekülleri üremelerini bir süre sonra sınırlandırır. Arkadaşlar hücreye ikiye ayrılması yani bakterilerde arkadaşlar kendine eşlemesiyle sitoplazma diye genetik yapısı birbirine aynısı olan DNA molekülü oluşur. Hücre duvarı ve zarı hücrenin orta bölgesinde içe doğru çökerek hücreyi ikiye ayırır. Yani bakterinin eşeysiz üremesi bölünerek üremedir arkadaşlar. Bakterideki eşeyli üremeye bakalım arkadaşlar. İki bakteri pilusları aracılığıyla birbirine bağlanır. Bakteriler arasında geçici sitoplazmik köprü oluşur. Bakıyoruz arkadaşlar. A bakterisi, B bakterisi. Arkadaşlar burada DNA'sı diyelim. İşte şu bizim arkadaşlar sitoplazmik köprü. Sitoplazmik köprümüz arkadaşlar. İki bakteri yan yana gelir, sitoplazmik köprü oluşturur ve birbirlerine arkadaşlar plazmit üzerindeki genetik bilgiyi sitoplazmik köprü aracılığıyla birbirlerine aktarırlar arkadaşlar. Bu şekilde bakterinin arkadaşlar eşeyli üremesi gerçekleşmiş olur. Bakterideki eşeyli üremeyi arkadaşlar konjugasyon diyoruz. Konjugasyon bir bakteriden diğerine plazmit aktarımı gerçekleşir. Aktarılan plazmit üzerindeki genetik bilgi bu sayede diğer bakteriye geçmiş olur. Arkadaşlar bu şekilde plazmit aktarımı yani bakterinin eşeyli üremesine biz konjugasyon diyoruz. Ortamda bulunan bakterilere ait bazı DNA parçalarının canlı bir bakteriye aktarılmasına transformasyon denir. Transformasyon ile ölü kapsüllü bakterilere ait DNA parçası canlı kapsülsüz bakteriye aktarılarak kapsülsüz bakterinin kapsül özelliği kazanması sağlanmış olur. Örnekten de görüldüğü gibi farenin savunma sistemine kapsüllü ile korunan bakteri patojeniktir diyor. Kapsülsüz bakteriler enjekte ediliyor. Fare sağlıklı arkadaşlar. Fare sağlıklı. Isıtılarak öldürülmüş kapsüllü bakteriler, fare sağlıklı öldürülmüş kapsüllü bakteriler. Isıtılarak öldürülmüş kapsüllü bakteriler canlı kapsülsüz bakterilerle karıştırılmış. Arkadaşlar biz ne demiştik? Ortamda bulunan bakteriler bazı DNA parçalarının öldürülmüş kapsüllü bakterilerdeki demek ki DNA parçaları kapsülsüz bakterilere aktarılmış yani transformasyon gerçekleşmiş. Transformasyon ile ölü kapsülü bakterilere ait DNA parçası canlı kapsülsüz bakteriye aktarılmış ve fare ölür. Demek ki arkadaşlar ortamda bulunan bazı DNA parçaları bakteriye aktarılabilir. Biz buna transformasyon diyoruz. Bakterileri sınıflandırırken birkaç duruma göre sınıflandırıyoruz arkadaşlar. Şekillerine göre bakteriler yuvarlak, çubuk, virgül, priyo ve spiral şeklinde bakterilerimiz var. Gram boyasına göre arkadaş, gram boyasıyla boyananlar gram pozitif, gram boyasıyla boyanmayanlar da gram negatif bakterilerimizdir. Oksijen ihtiyacına göre bakteriler, arkadaşlar oksijenli ortamda yaşayanlar, oksijensiz ortamda yaşayanlar, oksijenli ortamda yaşayıp oksijensiz ortamda yaşamak zorunda olup arkadaşlar geçici aerob ve geçici anaerobik solunum yapan bakteriler de vardır. Beslenme şekillerine göre arkadaşlar bakteriler
Ototrof. Fotoototroflar, kemoototroflar. Yani kendi besinini kendi üreten bakteriler vardır. Bir de hetetrof, besinini dışarıdan hazır alan bakteriler, parazit ve saprofit bakteriler arkadaşlar. Bakterilerin biyolojik ve ekonomik önemi, insan sağlığı üzerinde etkisi. Bakterilerin saprofit olanlar arkadaşlar. Bakterilerin saprofit olanları organik bileşikleri inorganik bileşiklere çevirerek bitkilerin ihtiyacı olan maddeleri sağlarlar. Arkadaşlar, saprofit bakterilerin en önemli özelliği doğada madde döngüsünde rol oynamalarıdır. Doğanın ihtiyacı olan maddeleri tekrar doğaya katmak, doğada madde döngüsüne katkıda bulunur arkadaşlar. Bazı simbiyotik türler çeşitli canlılarla birlikte yaşayarak birbirlerine fayda sağlarlar. Örneğin arkadaşlar bizim kalın bağırsağımızda yaşayan bakteriler B ve K vitamini sentezlerler. Bizimle birlikte onlar da bizi de konak olarak kullanır ve bizden beslenirler. Yani insanla mutualist bir ilişki, karşılıklı fayda esasına dayanan bir ilişki vardır. Ancak parazit yaşam süren bakteriler de arkadaşlar hastalıklara neden olur. Streptococcus pneumoniae çoğu sağlıklı insanı boğazında yaşar ancak savunma zayıfladığında zatürreye neden olabilir. Bakteriler insanlar tarafından bilimsel araştırmada kullanılır. Yine biyoteknolojinin kullandığı insülin üretmek için biyoteknolojide çok sık kullanılan laboratuvarda, bilimsel araştırmalarda çok sık kullanılır arkadaşlar. Ticari ürünlerin üretiminde söylemiştik. Kimyasal endüstride aseton, vitamin, antibiyotik üretiminde bakteriler kullanılabilir. Arkadaşlar üçüncü örneğimize bakıyoruz. Fotosentetik bakteriler bir klorofil bulundurma, iki atmosfer oksijen verme, kemoautotrof beslenme, parazit yaşam sürme özelliklerden hangilerine sahip olabilir? Arkadaşlar fotosentetik bakteri dersek klorofil bulunduracaktır. Fotosentezi klorofilleri de gerçekleştirir. Atmosfere oksijen verebilir. Bazı fotosentez olaylarında bakteriler oksijen vermeden besin de üretebilir ama oksijen verenler de vardır. Oksijen verebilir. Kemoototrof beslenme. Arkadaşlar kemosentetik beslenenler fotosentez yapmıyor. Parazit yaşam sürende fotosentez yok. Hangilerine sahip olabilir? Cevabımız A şık olacaktır. Dördüncü örneğimize bakalım arkadaşlar. Farklı çeşitte sindirim enzimi üreterek hücre dışına salgılayan bir bakteri. Farklı çeşitte sindirim enzimi üreterek hücre dışına salgılayan bir bakteri türü. Aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması beklenmez? Arkadaşlar sindirim enzimi gelişmiş ise saprofit beslenme gösteren bakterilerde enzim sistemi gelişmiştir. Protein sentezi enzim üretildiğine göre protein sentezleyer ribozomu vardır. Oksijen solunum gerçekleştirebilir. Arkadaşlar parazit yaşam sürme. Şunu bileceğiz. Parazit yaşam süren bakterilerde sindirim enzimleri gelişmemiştir. Arkadaşlar arkebakteriler de bakteriler gibi çekirdek ve zarlı organeller olmayan yani prokaryot hücre yapısına sahiptir ve bakterilere çok benzerlik gösterirler arkadaşlar. Birçok yönden benzerlik gösterirler. Hücre duvarının yapısı bakterilerden farklıdır. Özel bir lipid tabakası arkelerde bulunur. Bakterilerden farklı olarak arkadaşlar zorlayıcı şartlarda uygun olmayan şartlara uyum sağlamışlardır arkadaşlar. Örneğin jeotermal kaynaklarda kaynağı, yanardağ bacalarının etrafında, deniz termal çukurlarında, tuz göllerinde, uygun olmayan ortamlara yaşamaya adapte olmuş canlılardır arkadaşlar. Bunlar da çeşitli sınıflara, çeşitli gruplara ayrılıyor arkadaşlar. Bakalım. Metanojenik arkebakteriler. Metanojenler. Arkadaşlar metanojenler karbondioksitle hidrojeni birleştirip metan gazı üretiyor.
Enerji elde ederler. Metanojenler oksijensiz ortamda ürerler. Bu canlıların zorunlu anaerobtur. Bataklıklarda, çiftlik gübrelerinde, arkadaşlar, çiftlik gübrelerinde bazı otçulların bağırsaklarında yaşarlar. Yani karbondioksitle hidrojeni birleştiriyor. Metan gazı oluşturuyor. Buradan da arkadaşlar metan gazıyla birlikte ne oluşturuyormuş? Enerji de açığa çıkarıyormuş. Aşırı tuzcular, arkadaşlar, halofiller olarak da adlandırılıyor. Çok tuzlu alanlarda yaşam sürmektedirler. Çoğalabilmek için bazı türler deniz suyundan 10 kat fazla tuz. Örneğin bizim tuz gölümüzde yaşayan aşırı tuzcular, yani halofiller, arke bakterileri vardır. Aşırı termofiller, termofil sıcaklığa çok dayanıklı ortamlarda arkadaşlar. Dayanıklıdırlar, çok sıcak ortamlarda yaşarlar. Sıcak su kaynaklarında, termal çukurlarda, yanardağ bacalarının çevresinde yaşam sürdürebilmektedirler. Soğuk seven psikrofilik arke bakterileri, arkadaşlar, çoğunluğu sıcaklığı 5 derecenin altında olan alanlarda yaşar. Soğuk seven bakteriler arkadaşlar. Çok soğuk ortamlarda yaşam sürebilirler. Bu koşullarda yaşayabilmek için enzim aktivitesini, arkadaşlar, biz biliyoruz enzim 0 derecenin altında çalışmıyor, ancak çok soğuk ortamlarda yaşayan bakteriler bu koşullarda arkadaşlar enzim aktivitesini, protein yapısını, hücre zarının akışkanlığını değiştirebilirler. Bu türler arkadaşlar enzimin aktivitesini değiştirebiliyorlar. Beşinci örneğimize bakalım. Aşağıdakilerden hangisi sadece arkelerin işlevi ile gerçekleşebilir? Arkadaşlar, sadece arkelerin işlevi. Karbondioksit kullanarak metan gazı üretme. Biz ne demiştik arkadaşlar? Arke bakteriler karbondioksit ile hidrojeni birleştirir. Metan gazı üretir ve enerji de açığa çıkarır. Bunu biz arke bakterilerde gördük. Antibiyotikten etkilenme, sirke üretme, sütten peynir üretme, etil alkol üretmeyi bakterilerde de görebiliriz. Evet arkadaşlar, dersimiz bitmiştir. Bir sonraki derste görüşmek üzere.